Merhaba arkadaşlar, Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size görmüş olduğunuz hem kız hem erkek bebeklerde kullanacağınız 1-1,5 yaş ölçülerinde hatta 2 yaşa kadar rahatlıkla kullanacağınız yelek modelinin anlatımını yapacağım. Bu model benim çok hoşuma gittiği için bu şekilde tasarladım. Umarım sizlerin de hoşuna gidecektir. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Farklı renklerde çok güzel olacağını düşünüyorum. Yeleğimde 4 adet düğme kullandım. 1,5 yumakta anti peeling özelliği olan ip kullandım arkadaşlar. Kanalıma abone olarak videolarıma beğeni ve yorum yaparak beni desteklerseniz sevinirim. Şimdi yeleğimizin anlatımına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Yeleğimize 3,5 numara şişe 160 ilmek atarak başlıyoruz. 160 ilmeğimizle 13-14 sıra 2 ters 2 düz olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. İki tarafımızın ön yüzde düz olması için ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm. Daha sonra 2 ilmek düz örüyorum. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz olarak toplamda 13-14 sıra örelim. Daha sonra modelimizi kurmaya geçelim. Lastik kısmımızı 13 sıra 2 ters 2 düz olarak tamamladım. İlmeğimizi sondaki ilmeği örmeden alıp dönüyoruz. 7 tane ilmeğimizi pat ilmeğimiz olarak örüyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. 3 6 7 tane kenar kısmında haroşa olarak ilerleyeceğimiz pat ilmeğimiz var. Şimdi modelimizi kuruyorum. 2 ilmeğimizi birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. İlmeğimi çevirip 2 ilmeği birlikte örüyorum. Arada bir ters ilmeğimiz olacak. Bir ilmek ters örüyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Buradaki ilmeğimi çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Arada bir tane ters ilmeğimiz olacak. Yine 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. İlmeğimi çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir tane aradaki ters ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıp bir ilmek ters örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. İlmeğimi çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Arada olan bir ters ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıp ilmeğimi çevirip 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Bu kısma kadar modelimizi yaptık. Şimdi burada olan ilmek ayraçlarının arasında olan 12 tane ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Bir, iki, üç,
4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi tekrar bu kısım bizim arka kısmımız. Arka kısmımıza da yine modelimizi kuruyoruz. İki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıp ilmeğimi çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Arada olan bir ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi birlikte örerek kestim. Bir dolama yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir dolama yapıyorum. İlmeğimi çevirip iki ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Ön kısmımızda 36 ilmeğimiz var. İlmek ayraçlarının arasında 12 ilmeğimiz var. Arka kısımda ise 64 ilmeğimiz var. Yine bu kısımda 12 ilmeğimiz var. Ön kısmımızda da 36 ilmeğimiz var arkadaşlar. Toplamda 160 ilmekle başlamıştık. Bir ilmek artırma yaparak 161 ilmeğe çıkaracağız. Modelimizin tam denk gelmesi için bir ilmek artırma yapacağız. Şimdi modelimizi kurmaya devam edelim. Aradaki bir ters ilmeğimi örüyorum. İki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. İlmeğimi çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine arada olan ters ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğimi birlikte örerek kestim. Bir dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. İlmeğimi çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum ve aradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ayraç kısmına kadar bu şekilde modelimizi örelim. Burada yine modelimizi kurdum. Aradaki ters ilmeğimi ördüm. Yine iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek dolama yapıp bir ilmek ters olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek dolama yapıyorum. Burada normalde iki ilmeği kesmemiz gerekiyordu. Ben bir ilmek olarak örüyorum. Yani bir tane burada eksik olan ilmeği artırmış oluyorum ve 161 ilmeğe tamamlıyoruz. İlmek ayracımı sağ şişime geçirdim. Arada olan ilmeklerimi 12 tane ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 haroşa ilmeğimi ördüm. Burada yine modelimizi kurmaya geçiyoruz. İki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yaparak artırıyorum. İlmeği çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Aradaki bir ters ilmeğimi örüp iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. İlmeğimi çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum.
arada olan bir ters ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi örerek kestim. Bir dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıp ilmeğimi çevirip kesiyorum. Yine arada olan bir ters ilmeğimi örüp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. İlmeği çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Arada olan bir ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi son kez modelimi kuracağım ve pat ilmeklerimi öreceğim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum ve son modelimi kurmuş oluyorum. Sonda bizim 7 ilmeğimiz kaldı. 7 tane pat ilmeğimizi de haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sondaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüze geçiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Yedi ilmeğimizi haroşa olarak ördüm. Modelimizde olan beş ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arada olan ters ilmeğimi arka yüzde düz örüyorum. Tekrar modelimde olan 5 ilmeği ters olarak örüyorum. Arada olan ilmeği düz olarak örüyorum. Yine 5 ilmek ters olarak örüyorum. Arada olan ilmeğimi düz olarak örüp 5 ilmek ters örüyorum. İlmek ayraçlarımın arasında olan 12 tane ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Model kısmında olan ilmeklerimi 5 ters, 1 düz, 5 ters, 1 düz olarak ilerleyelim. Arka yüzümüzü tamamlayalım. Arka yüzdeyim. 7 ilmek kalana kadar ördüm. Şimdi burada ilik açacağız. 1 2 2 ilmeğimi ördüm. 2 ilmek kestim. Alttaki ilmeği şişime geçirip ters olarak örüyorum ve iliğimi açıyorum. Kalan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden alıp ön yüze geçiyorum. Ön pat kısmındaki haroşalarımızı her iki yüzde de tersten örerek haroşa elde ediyoruz. Düzden örenler düz olarak da örebilir. Tersten örmek isterseniz de ters olarak örebilirsiniz. 5, 6, 7. 7 ilmek pat ilmeğimi ördüm. 5 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters, 5 ilmek düz. Model kısmında bu şekilde ilerleyeceğiz. 5 ilmek düz, 1 ilmek ters şeklinde öreceğiz. Beş ilmek düz örüp on iki ilmek haroşa örüyorum.
Şimdi arka kısma geçiyorum. Arka kısımda 5 ilmek düz, 1 ilmek ters olarak arka kısmımızı tamamlıyoruz. Beş ilmek düz, bir ilmek ters. Beş ilmek düz, bir ilmek ters şeklinde örelim. Yine buradaki 12 ilmek haroşamızı örüp yine model kısmında 5 ilmek düz, 1 ilmek ters, 7 ilmek kalana kadar 7 ilmeğimizi de haroşa olarak örüp arka yüze geçelim. Arka yüze geçtim. 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Modelimde olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 5 ilmek ters, 1 ilmek düz. 5 ilmek ters, 1 ilmek düz olarak örüyoruz. Şimdi ilmek ayraçlarımı çıkarıyorum. Modelim kendisini belli etmeye başladı. Aradaki 12 tane haroşa kısım kendisini belli etmeye başladığı için ilmek ayraçlarımı çıkarıyorum. 12 ilmek haroşamızı örüyoruz. Beş ilmek modelimdeki ters ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek düz. Beş ilmek ters, bir ilmek düz örerek yine haroşa kısma kadar gelelim. Haroşa kısmımızı örelim. 12 ilmek. Daha sonra yine model kısmımızı örüp sonda 7 ilmeğimiz kalana kadar örelim. 7 ilmeğimizi de ters olarak örüp ön yüze geçelim. 7 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi modelde kaydırma yapacağız. İki modelimizin arasına gelecek şekilde modelimizi yerleştireceğiz. Şimdi bir dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra bir ters ilmeğimizi örüyoruz. Arada olan bir ters ilmeği. Bir önceki modelimizde olan düz ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi 2 ilmek kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıp ilmeğimi çevirip 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Yani arada olan ters ilmeğimizi burada düz olarak ördük. Arada olan bir önceki sırada modelde ara kısmında olan düz ilmeğimizi de ters olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 1 ilmek dolama yapıp ters ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. İlmeğimi çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi arada olan bir ters ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek birlikte örerek kestim. Bir dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıp ilmeğimi çevirip ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek ters örüp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. İlmeğimi çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum.
Şimdi bir ilmek ters örüyorum. İki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıyorum ve 12 tane ilmeğimi birlikte örüyorum. 12 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi yine aynı şekilde bir ilmek dolama yapıyorum. İki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra bir önceki sıradaki modelimizin ortasında olan düz ilmeğimizi ters olarak örüyorum. İki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıp bir düz ilmek örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. İlmeğimi çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi arada olan bir ters ilmeğimi örüp tekrar iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. İlmeği çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine arada olan bir ters ilmeğimi ördüm. İki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıp ilmeği çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi arada olan bir ilmeği ters olarak örüyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Arada olan 12 haroşa ilmeğimizi örüp yine modelimizi kaydırarak burada da modelimizin üzerine modelimizi kuralım. 7 ilmeğimizi de haroşa olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüze geçtim. Pat ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. 3, 6 ve 7. Şimdi 1, 2 ilmek ters örüp 1 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ters örüp 1 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ters örüp 1 ilmek düz örüyoruz. 5 ilmek ters örüp 1 ilmek düz örüyoruz arka kısımda. Şimdi 1, 2 ilmek ters örüp 12 ilmek haroşa olarak örelim. Bir, iki ilmek ters olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Beş ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. Beş ilmek ters olarak örmeye devam edelim. Bu sıramızı da tamamlayalım. Daha sonra ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. 7 haroşa ilmeğimi ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters örüyorum. Daha sonra 5 ilmek düz,
bir ilmek ters, 5 ilmek düz, 1 ilmek ters olarak devam ediyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir ilmek ters. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir, iki. İki düz ilmeğimizden sonra 12 ilmek haroşa örüyoruz. Bu sırada haroşa ilmeklerimizi haroşa, düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi de ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüze geçtim. Yine 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters. 1 ilmek düz. 5 ilmek ters. 1 ilmek düz. Ön sırada düz olarak ördüğümüz ilmekleri arka yüzümüzde ters olarak, ters olarak ördüğümüz ilmekleri ise arka yüzde düz olarak örüyoruz. Yine 12 haroşa ilmeğimi örüyorum. On iki haroşa ilmeğimden sonra 2 ilmek ters ördüm, 1 ilmek düz, 5 ilmek ters, 1 ilmek düz, 5 ilmek ters ördüm. Yine model olan kısmımıza 5 ilmek ters, 1 ilmek düz olarak örüp 12 haroşa ilmeğimizi örüyoruz. Yine burada modelli olan kısmımızda 5 ilmek ters, 1 ilmek düz olarak örüp pat kısmımızı örüp ön yüzümüze geçiyoruz. Modelimizi kısaca özetleyelim arkadaşlar. Ön pat kısmımızda 7 haroşa ilmeğimiz var. Model kısmımızda ise 29 ilmeğimiz var. Toplamda ön kısımda 36 ilmeğimiz var. 12 haroşa ilmeğimizden sonra yine model kısmımız var. Model kısmımızda 65 ilmeğimiz olacak. Yine 12 haroşa ilmeğimiz var. Ön kısmımızda da pat kısımla birlikte toplam 36 ilmeğimiz var. Toplamda 161 ilmek var şişimizde. Şimdi yine 7 sıra 7 ilmek pat ilmeğimizi ördüm haroşa olarak. İlk sırada yaptığımız gibi yine modelimizi tekrarlıyoruz. Şu an 1-2 model yaptık. Üçüncü modelimizi yapmaya geçiyoruz. 2 ilmeğimizi birlikte örerek kesiyorum. Bir dolama yapıp 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıp ilmeğimi çeviriyorum ve 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 5 ilmek üzerine modelimizi kuruyoruz. Şimdi arada olan bir ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi modelimi tekrar kuruyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir dolama yapıyorum.
Bir ilmek düz örüp tekrar bir dolama yapıyorum. İlmeğimi çeviriyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Bu sırada üçüncü modelimizde, ilk modelimizde yaptığımız gibi ilerliyoruz. Daha sonra kaydırma yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. 11-12 sırada bir de ilik açalım. Bu şekilde örerek ilerleyelim. Daha sonra kol kesimine geçeceğiz. Adım adım izleyerek ilerlerseniz sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Şimdi kesimlerimize kadar ilerleyip gelelim. Yaka kısmına kadar örerek geldim. Toplamda 4 tane de ilik açtım arkadaşlar. İlik araları 12 haroşa sırası. Buradan sayarsak da toplamda 37 haroşa sıramız oldu. Şimdi ön kısmımı öreceğim. Arada olan 12 ilmeğimizin 6 tanesini ön kısmımıza, 6 tanesini de arka kısmı ekleyerek örmeye devam edeceğiz. İliklerimiz şu şekilde 1, 2, 3, 4 tane iliğimiz oldu. Son iliğimizi yaptıktan sonra kesimlere başlıyoruz. Ön kısmımızda olan 7 ilmek pat ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu pat kısmından sonra bir tane selaniğimiz olacak arkadaşlar. Bir ilmeğimizi selanik olarak öreceğim. Ön yüzde ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeğin içerisine batarak bir ilmek selanik öreceğiz. Şimdi artık model yapmaya devam etmiyorum arkadaşlar. Modelimizin üst kısmı haroşa olarak devam edecek. O yüzden selanik ilmeğimden sonra iki ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum ve kesimlere başlamış oluyoruz. Haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Altı haroşa ilmeğimizden önce 3 ilmek kalana kadar örelim. Şimdi 6 haroşa ilmeğimden önce 3 tane ilmeğim var. 2 tanesini birlikte örerek kesiyorum ve buradaki ilmeği de ters olarak örüyorum. Yani buradaki ilmeğim de benim selanik ilmeğim olacak. Şimdi 6 tane haroşa ilmeğimi örüyorum. 5 tanesini ördüm. Bir tane ilmeğimi de örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Ön kısmımızı başka bir şiş yardımıyla örüyorum. Arka yüzde kesim yapmıyoruz. Sadece ön yüzümüzde kesimler yapıyoruz. 6 haroşa ilmeğimi ördükten sonra buradaki selanik olarak öreceğim ilmeğin içerisine batıyorum. Normalde örüldüğü gibi değil, içerisine batarak selanik olan ilmeğimi örüyorum. İpimi öne alıp haroşa olarak örmeye devam ediyorum.
3, 6 ve 7. 7 pat ilmeğimizden bir önceki selanik olarak öreceğimiz ilmeğin içerisine batarak ilmeğimi selanik olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum ve 7 tane haroşa ilmeğimi örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden alıp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde kesimlere devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane haroşa ilmeğimi ördüm. Bir ilmek ters olarak örüyorum. Selanik olan ilmeğimi. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Selanik ilmeğimden önce 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Selanik ilmeğimi de ters olarak örüp 6 haroşa ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Sondaki ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüze geçiyorum. Altı haroşa ilmeğimi ördüm. Burada olan Selanik ilmeğimin içerisine batarak Selanik ilmeğimi örüyorum ve diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yine Selanik olan ilmeğimizi normal düz şekilde değil de içerisine batarak örüp Selanik ilmeğimizi tamamlıyoruz. 7 tane haroşa ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Sondaki ilmeğimi örmeden alıp ön yüze geçiyorum. İki ilmek bu kısımdan kestik. İki ilmek de bu kısımdan kestik. Kesmiş olduğumuz ilmeklerin hemen yanında da Selanik olarak ördüğümüz ilmeklerimiz var. Bu tarafta 6 haroşa ilmeğimiz. Pat kısmında ise 7 tane haroşa ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Bu şekilde toplamda bu kısımdan 6, bu kısımdan da 6 ilmek keselim. Daha sonra devam edelim. 6 ilmek bu kısımdan, 6 ilmek de bu kısımdan keserek toplamda 12 ilmek kesmiş olduk. 6 haroşa sırası ördük. Şimdi kol kısmında kesimlere devam etmiyoruz ama ön kısımda kesimlere devam ediyoruz. Şu anda şişimizde toplam 30 ilmeğimiz var. 18-19 ilmek kalana kadar bu kısımdan kesmeye devam edelim. Arka yüzdeyim.
Selanik ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Pat kısmımızdan önceki Selanik ilmeğimi örüp pat kısmımda olan haroşa ilmeklerimi örüyorum. Ön yüzdeyim. Pat ilmeklerimi örüyorum. Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum ve iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu kısımda kesimlere devam ediyoruz. Bu kısımda kesimlere devam etmiyoruz. Şişimizde 18-19 ilmek kalana kadar devam edelim. Şişimde 19 ilmek kalana kadar bu kısımdan kesimlerimi yaptım. Daha sonra kesimlerimi bitirdikten sonra 2, 4, 6, 8, 10. 10 haroşa sırası da 19 ilmeğimi örerek ön parçamı tamamladım. Daha sonra ilmeklerimi ilmek tutucuya geçirdim. Şimdi yeleğimizin arka kısmına geçiyoruz. Arka kısmında da ön kısımda olduğu gibi yine kenarlarda 6 tane haroşa ilmeğimiz var. Haroşa ilmeğimden sonra bir ilmek Selanik örüyorum. Bir ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeğimi içine batarak düz olarak öreceğim. Daha sonra buradaki iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Dokuz ilmek kalana kadar haroşa olarak örelim. Burada olan 12 ilmeğimin de 6 tanesini arka kısma, 6 tanesini de ön kısma ekliyoruz. 6 haroşa ilmeğim, 3 tane de model kısmında olan ilmeğim, toplamda 9 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmeğimi de Selanik için ters olarak örüyorum. 6 haroşa ilmeğimi örüp arka yüze geçiyorum. Sondaki ilmeği örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde 6 haroşa ilmeğimi örüp bir ilmek Selanik örüyorum. Ve diğer ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Kenardaki 6 haroşa ilmeğimden bir önceki Selanik ilmeğime kadar haroşa olarak devam edelim. Altı ilmeğimden önce bir ilmek Selanik ilmeğim var. Onu da içerisine batarak örüyorum. Altı ilmek haroşa ilmeğimi örerek ön yüze geçiyorum. Sondaki ilmeğimi de örmeden alıp ön yüze geçiyorum. Yine ön kısımda yaptığımız gibi her iki tarafta 6 ilmek keselim arkadaşlar. 6 ilmek bu kısımda, 6 ilmek de bu kısımda keselim.
Daha sonra ön kısımda yaptığımız gibi toplam 27 haroşa sırası örmüştük. Arkamızı da yine 27 haroşa sırası örerek arkamızı tamamlayalım. Daha sonra diğer ön kısmımıza geçeceğiz. Yeleğimizin arkasını 27 haroşa sırası ördüm. Arka yüze geçiyorum. On dokuz ilmek haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. Önlerde de yine 19 ilmeğimiz kalmıştı. Burada 19 ilmek ördükten sonra yaka kısmını kesiyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek daha düz örüp ilk düz ördüğüm ilmeği diğerinin üzerinden geçiriyorum. Yine düz olarak örüp ilmeği diğer ilmeğin üzerinden geçirerek kesiyorum. On dokuz ilmek kalana kadar keselim. Kalan 19 ilmeğimizi de haroşa olarak örelim. Daha sonra diğer önümüzü tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Sonra omuzların birleşimini yapacağız. Diğer ön parçamı da 27 haroşa sırası örerek tamamladım. Şişimde 19 ilmeğim var. Arka parçamızda yine 19 ilmek bırakmıştık. Şimdi ikisini birleştireceğim. İsterseniz dikerek de birleştirebilirsiniz. Ben örerek birleştireceğim. Bir ilmek ön parçadan alıyorum şişime, bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçamızdan, bir ilmek arka parçadan alarak omuzları birleştiriyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi alalım. Her iki taraftan da birer ilmek alarak birleştirdim. Şimdi ipim bu tarafta olduğu için ilmekleri diğer şişime geçiriyorum. Şimdi üçer ilmek, üçer ilmek kesiyoruz. 1 2 3. 3 ilmek alıp kesiyorum.
Bu şekilde birleştirirsek daha düzgün olur. İsterseniz iğne yardımıyla da dikebilirsiniz. Son 3 ilmeğimi de kesiyorum. Sonda 2 ilmek kalıyor. 2 ilmeği de birlikte örerek kesip yeleğimizi tamamlıyoruz. Birleştirmemiz bu şekilde oluyor. Şimdi düğmelerimizi dikip yeleğimizi tamamlayalım. Düğmelerimi de dikip yeleğimi tamamladım arkadaşlar. Ön kısmımız bu şekilde. Arka kısım da bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.